efendim Survivor Extra kaldığı yerden devam ediyor. Sevgili İhsan Tarkan'da kalmıştık buyursunlar. Manşet mi? Uzun uzun anlatayım mı? Uzun uzun. Uzun uzun. Uzun, uzun. uzun uzun tamam. Ee, uzun uzun anlatmaya çalışayım. Ee, Nagihan Karadere tartışıldığı zaman, kendisiyle tartışıldığı zaman hata yapmaya çok fazla müsait bir yarışmacı. Ne zaman tartışsa hatalar yapıyor. Gidiyor bir kızın etini demiştik o zaman. Değil mi? Bir kızın Berna'nın da hatta böyle arkadan gelip bir şey yapıyor. Kelimelerine çok dikkat edemiyor. Özenle seçemiyor. Çünkü adrenalin yükselince sanırım Nagihan hata yapmaya çok fazla meyilli. Burada da hatalar yapıyor. Nagihan'ın hatalarını şöyle göstereyim. Ee, sevgili Sercan nasıl çekiyorsun? Şu, şuradan göstereyim. Mesela Nagihan şurada sıfır diyelim. Nagihan hata yapıyor, hata yapıyor, hata yapıyor burada. Ama kimle hatalar e, burada e, karşılıklı olduğu kişi? Gizem. Gizem'in de hatalarını şöyle göstersem Gizem de burada hata yapıyor. Yani Nagihan hatalıdır ama Gizem daha hatalıdır. Neden? Şöyle ki şimdi bir konu var. Konu da şu. Bozok'un aslında oyuncu seçip kaybetmesi. Yani Bozok orada takımı dinlemeden, takımda bir e, mülakat yapmadan herhangi bir toplantısız kendi kafasına göre Furkan'ı seçiyor ve kaybediyor. Ondan sonra da oyun öyle devam ediyor. Çiftlerde de işte Ayşu falan filan sayı alıyor. Nagihan diyor ki sayı aldınız kaybettiniz. Bir tepki koyuyor takımı ve Bozo. Bozok'la beraber başlıyorlar bu konu üzerine tartışmaya. Yazdın yazıldın muhabbeti yok. Ama tartışma başlayınca ne oluyor? Nagen ben seni yazdım diye bunu yapıyorsun falan diyor. Konuyu aslında oraya getiriyor. Bozok oraya getirmiyor konuyu. Bu konu tartışılırken ses tonlarına bakıyorum. Bozon ses tonu gayet yüksek. Nagihan'ın ses tonu da gayet yüksek. Arada da bir gizem var. Evet. Yani aslında Acun abi dün akşam çok güzel cevaplar verdi Gizem'e. Yani Gizem'in orada rahatsız olmasından kaynaklı Gizem çantasını alır gider. Gizem bir şey yapar. Gizem bir şeyden rahatsız oluyorsa tepkisini daha düzgün de dile getirebilir. Ve Gizem gerçekten rahatsız oluyorsa o tartışmadan Bozo'nun sesiyle Nagihan'ın sesi aynı. Yani bozok böyle konuşuyor da Nagihan bağırıyor değil. Yani Gizem orada resmen böyle Bozo'ya yanaşmak için. Yani Bozo'ya yanaşmak derken şöyle anlaşılmasın yanlış anlaşılmasın. Az önce de söylemiştim. Reklamdan önce ne demiştim? Mavi boncuk dağıtmaktır bunun adı. Çünkü haftaya kadınlar elemesi var. Kadın yazılacak bir tane kadın var ellerinde artık. <laughs> Kardeniz. Kardeniz'den sonra yazılacak eleman yok. Dolayısıyla da çoğunluğa biraz böyle bu arkadaşlar özellikle de gizem hareket ediyorlar. Yani Turabi tarafına da boncuk diğerlerine de boncuk. Yani Bozo ya da bir boncuk başkasına da bir boncuk. Orada biraz öyle bir durum seziyorum ben. Ve dolayısıyla da Bozok'la Nagihan tartışmasında iki tarafta birbirine bağırırken Gizem bir tepki veriyor tepkisi hepsinden daha fazla yüksek. Daha fazla ses tonu Aaah! diye bir bağırarak çıkıyor. Çok gereksiz. Ve sadece Nagihan'a. E Bozok da bağırıyor. E Bozok da orada tartışıyor. Ve o da senin kulağının dibinde. Sen niye sadece Nagihan'a tepki veriyorsun? Senin oradaki amacın başka. Amacın başka olduğu için de sen bazı şeyler aslında hak da ediyorsun. Ama yani tabii ki bu fiziksel temas veya orada yanlış yapılan sözlerden bahsetmiyorum. Nagihan'ın tepkisiyle ilgili şeyleri söylüyorum. Dolayısıyla da Nagiya'nın gizeme de dönüp tepki vermesi bence çok doğal bir hareket. Yani bana da yapılsa ben de tepki veririm. Şöyle düşünüyorum. Hep biz örnek veriyoruz kendi aramızdan. Biz bazen Hanzade ile de böyle karşı fikirlerde olduğumuzda bir tartışmaya giriyoruz ya böyle. Biz böyle Hanzade ile tartışırken tartışma nedir? Ben kendimi haklı görüyorum bir konuda. Hanzade de kendini haklı görüyor bir konuda değil mi? Biz tartışırken Murat abi şuradan diyor ki ya İhsan ne uzattın be? Yani bir anda dışarıdan biri geliyor bana. Ben zaten buraya odaklanmışım. İhsan ne uzattın be diyor şimdi bana tamam mı? Yani beni suçluyor aynı zamanda. Hanzade uzatmıyor mu? Veya bir şey yapmıyor. Ve sana ne oluyor Murat abi? Deyip ben dönüp Murat abiye bir, tane saniye Murat abi sana ne oluyor demez miyim? Bu sefer de Murat abiyle kavga tutuşmaz mı? Son derece doğal değil mi? Nagen'in o yüzden yaptığı son derece doğal. Gizem'in yaptığı doğal değil. Yani bu örnekte de Murat abinin yaptığı doğal değil. Murat abi orada iki kişinin kavgasını araya girip adam tutarak birini kayırarak ve yüksek bir tonda ve yanlış yaparak giriyor. Aynen Gizem'in yaptığı gibi bu örnekte. Ya dolayısıyla ben e, Gizem'in yanlış hareketlerinin devam ettiğini düşünüyorum. Yanlış hareketler nedir? İşte Özgürün dediği joystick e elinde olanlar var dedi ya. Ben bu lafı duysam bir gün sonra asla o joystick elimdeymiş gibi hareket etmem. Ama hala öyle hareket ediyorlar. Yani hala sanki Turabi bunları yönetiyormuş gibi hareket ediyorlar ve bunu kendilerine yakıştırıyorlar. Çok garip. Yani bu çok garip. Yani Turabi ile yakın arkadaş olabilirsin, o başka bir şey. Ama bu şekilde Turabi ne isterse yapman, Turabi kimi söylerse söylemen Turabi için Bunları yapman çok garip geliyor bana. Gizem gibi all star bir yarışmacısının kavga kısmına gelince de... Kavga kısmına gelmeden burada bir soru yöneltmek istiyorum. Tabii tabii, tabii. Şimdi Gizem'in bir açıklaması benim dikkatimi çekti konseyde. Dedi ki bizim için yani benim için oyun kazanıp kazanmamam önemli değil. Ben ada hayatındaki huzuru istiyorum dedi. Bak inan bana konseyde bu açıklamayı yaptı ve ben kendi mutluluğumun peşindeyim dedi Nagihan'la tartışırken de. Şimdi ben dikkat ediyorum Survivor'ı izlerken. <laughs> Tura abi bu kadın yarışmacılarla devamlı ilgileniyor abi. Bakın dünkü oyunu izliyorum. Gizem yarışıyor. Tura abi başından oyunu bitirişine kadar Gizem'in yanında. Kırmızı takımın bu maçı kazanma şansı var mı? Yok. Ama Tura abi desteğini onlardan esirgemiyor. Şimdi evet. bu kadın kendini Tura abi'ye karşı yakın hissedip onun himayesi altında da <laughs> mutlu olarak Survivor yaşantısını devam ettiriyor mek istiyor olamaz mı? Olabilir. Gayet doğaldır. Olabilir. Ama ben olmam dedim zaten. Yani Özgür'ün dediği gibi biri <laughs> yani Tur abinin elinde bir joystick var ve bu joystick gibi insanları yönetiyor dedikten sonra ben mesela olmam. Beni keser onu ama gizem oluyormuş. Ve dediğin gibi de olabilir. Ama bak dediğin sen bile söylediğin sözde şöyle bir tutarsızlık var. Ben ad, benim için kazanmak önemli değil. Ben adı hayatında şey istiyorum dedi. Hı -hı. Peki sen iki yıldır yorumladığın Özgür mesela. Özgür'le ilgili ada hayatına sıkıntı yaratabilecek bir şey gördün mü? Veya Özgür'le ilgili Özgür'ün sesi yüksek çıkar, Özgür sabahları şöyle yapar. Herhangi bir şikayet, bir röportaj, bir şey duyduk mu? Sıfır. O zaman Özgür ne yazıyorsun? E bu tutarsızlık ne o zaman Gizem? Madem ada hayatına bakıyorsun o zaman Özgür'ün devamlı elinde tencere, tava bir şeyler vuruyor olması lazım. Veya devamlı sorun çıkaran bir adam olması lazım. O da yok. Yani arkadaşlar böyle bir şey anlatıyorlar. Yani Özgür. Bir himaye bir himayeye girmişler. Onun nedenini açıklamaya çalışıyorlar aslında. Doğru katılıyorum. Himayeye bak yazmıyorsun o zaman. Sercan gitsin, huzur gelsin aday ol. Sercan o zaman da işte, mesela. Sercan da şimdi yani oy. Her tarafa Sercan istemem yan cebime koy olmaz işte, i̇şte bir taraf Sercan da bir oy. oy, onlar da bir Ama oy. Ikisi ben hem tezat... Sercanlardan hem Bozok'tan hem Ersin abi hep yazıyordum. Hep Ersin abi yazıyordum. Yani e, dün akşam yazıyordum. yazsaydın hep Ersin abi yazıyordun diye bir gün önce özgür yazdın ya hep Ersin abi yazıyordum. Bugün yazmak istemedim. Bir gün sonra da bir yazmak istemedim. Zaten alternatifin dört tane. Yazabileceğin adamlar Tur abi, Özgür, Ersin ve Yunus Emre. Yani iyice azalmışken niye hep Ersin yazan? Niye bugün yazamadın o zaman? Çok yani şey. tutarsız tutarsız açıklamalar var tamam mı? Buradaki olayda da yani Gizem'in oraya girip Nagern'e yükselmesi nedenlerinin başka bir sürü nedeni var. Ama yani ses olduğunu düşünmüyorum. Ses olsa bozoğada bir şey söylersin. Hiç sesmes hikayesine girmeyelim. Tartışmada Nagihan hataları vardır. Söylediği cümleler, yaptıkları, işte o teması vesairesi. Bunlar hep Nagihan'ın başına gelen maalesef e, olaylar. Nagihan'ı bu konuda da zaten hep eleştiriyoruz, eleştireceğiz yani. Eleştirmeden olmaz. Murat abi diyor ya, e, siz eleştirmiyorsunuz. Yok eleştiriyorum. Ben Nagihan ne zamanki bir tartışma yaşasa hep bir hata yapıyor. Hep de eleştiriyorum. Çünkü Nagihan kendini hep burada görüyor. Evet bazı noktalar burada olabilir ama bunu senin söylememen lazım. Yani sen buradayım diye bağırmaman lazım insanlara. Ben en iyiyim. Düşünsene ben en iyi yorumcuyum diye buraya otursam en iyi yorumcu olsam şey mi olur yani artık e, şey mi kalır bunun ya bir, e, ne deseyim mantıklı değeri. değeri mi kalır aynen söylemedim değeri mi kalır bunun ya öyle bir şey olabilir mi veya en iyi yarışmacı olsan en iyi kadın yarışmacı olsan da senin bunu söylememen dile getirmemen lazım her seferinde bu var. Yani konuşmalarında siz alt grubu halledin. Yani biz üstteyiz. Siz alt grubu halledin diyor. Al. Ya bunu dile getirme. Evet. Nagihan gel. Sen üsttesin, onlar da altta. Biliyoruz. Ya biliyoruz ama söyleme. <laughs> söyleme. Yani Nagyan hep burada hata yapıyor zaten. <laughs> tamam. özelliyor. Tutamıyor abi. çünkü kendini. Yani çerçöp diyor mesela. Çerçöpler bir takım kurmuş filan. Ya çerçöp olmayabilirler de. Çarık çuruk olmayabilirler de. Bak kelime doğru değil ama cuk oturuyor abi. Ama böyle yani bak. Şimdi yani ben şimdi bu kelime o insanlara çerçöp demenin doğru olduğunu burada savunamam. Ama Nagihan söyleyince de ağzına cuk oturuyor abi. Bir şey de diyemiyorum abi. Çer çöpü toplamışsınız kardeşim bu takıma diyor. Abi. Bir anda adamın üstüne gidiyor yani. Ama şimdi bak çer çöp, çer çöp yani uygunsuz bir e, Doğru değil. Ya. Yani doğru olmuyor değil. yani. Olmuyor yanlış. Olmuyor. Şimdi biz burada yorumcu olarak bu masada bu kelimenin doğru olduğunu savunamayız. Ama na ya bazı laflar vardır bazı insanların ağzına yakışır. Nagihan bu. Bu. Yani Nagihan'dan biz senelerdir başka bir şey mi gördük? Yine Turu abi mevzusuna döneceğim. Çok benzer örnek. Çok benzer. Ama bak Gizem ne dedi? Çok ilginç. İlk defa biri Nagihan'a sen kıskanıyorsun dedi. Evet. Bak. Öyle deyince Nagihan durdu biliyor musun? <laughs> ben normalde böyle şimdi o anki Senin o kavgayı kıskandıklarım izliyorum. Var dedi. Senin de kıskandıkların var. Sen de kıskanıyorsun. Beni kıskanıyorsun dedi. Bence Gizem'in orada vurduğu da biraz hani benim güzelliğimi mi bilmiyorum. Bence fiziki bir şey yani. Bence erkeklerle e, iyi anlaşabilmemi yani erkeklerle Hı. iyi anlaşabilen tek kadın sen değilsin. Bak ben de iyi anlaşıyorum gibi. Fizikten bahsetmiş evet. Ben, bence öyle. Olabilir. Neydi e, Nagihan Gizem'e ne demişti? Gizem erkeklerle ne yapıyormuş Murat abi? Mıç mıç. Mıç mıç. Mıç mıç, mıç, <laughs> için... o da, o da Nagihan'a yakışır canım. Hayır bir şey Nagihan söyleyince bir şey sen, olmaz. Sen, Çok, sen, yalnız, ya. Çok yanlış. Yanlış tabii ki de. Ama yok Nagihan söyleyince bir şey olmaz. Hayır bak <laughs> bir cümleyle Furkan'ın genel olarak Turabi'nin ben sana yarın ne birisi sana desinler. anlıyorum. Şöyle şimdi biz burada oturup eğer biliyorsak biraz Nagihan ve Turabi'nin katıldığı bir Survivor sezonu yorumlayacağımızı. Hani bu kelime çok yanlış dersek sabah kadar bu masadan kalkamayız. Ben size daha Turabi'nin dün akşamki yanlışlarını sayayım. Konuşalım yani az önce reklam arasında konuştuk. Ne sincaptı? Sinsi sincap. Sinsi sincap mesela hoş mu hayır nasıl bir insan bir insan sinsi sincap der zaten. Biz aslında bu masaya otururken bunlar cepte çıkıyoruz yani evet kimse kimse sinsi sincap sinsi demez ya zaten. Sadece bak şimdi Dememelidir de elmayla armudu karıştırma. Biz Furkan'la birbirimize o tarz kelimeler kullanırken gördün mü? Sen şimdi Ama sabahlarız sinsi o zaman Sinsi sincaptan falan bir şey olmaz. Sen şimdi elmayla armudu karıştırmıyorum. Ben Furkan'a Sinci sincap derim demin de bukalamun dedim ben ona. İki dakika sonra gittim öptüm yani çok da böyle onu bu kalem onları söylersin ar arada. Ama öyle şimdi 50 kere aynı şeyi söylemek istemiyorum. Onlar öyle söyleyecek laflar değil. İfade ya. ediş şekli bu Nagihan'ın. Ne Mesela yapalım kardeşim? İfade, Nagihan ifade şekli o diye ben Nagihan'dan dakikada bir laf mı <laughs> yiyeceğim ya? Size saçmalamayın ya. <laughs> Nagihan ifade şekli oymuş. O zaman gelsin Nagihan sana birkaç tane ifade şekli göstersin bakayım ne yapıyorsun. Tamam ben ona cevabını öyle çığlık atarak vermemiştim. Ne yaparsın? Daha düzgün bir jargonla veririm bence. Daha yana daha düzgün. Böyle yapacaksın. Nagihan daha... sonra saldırıyorsa. Sakin ol. Sakin Öyle yapacaksın? demiyorum. Daha He. düzgün. Bak dün akşam konsey izlerken bir Gizem'in kendi ifade ettiği şekline bakın. Bir de Nagihan'ın. işte ifade gücü o demek. İkisinin arasındaki fark. Gizem söylediklerinin hepsine de haklı olsa. O ses tonuyla, o ağlaklık sesle ve Bravo. o çığlık çığlığa konuşmayla. Bak Nagihan da çığlık atıyor diyeceksin belki ama <laughs> o tonda değil. Bunu nasıl tam olarak matematik kağıt üzerine ifade edebilirim bilmiyorum. ama. Dediklerinin %100 katılmıyor dahi olsaydım da hmm. Nagihan konuştuktan sonra Bir yutkunuyorsun abi Kendi ifade etmek çok önemlidir Ben de tam, Dolayısıyla ben de Gizem, Gizem tam gibi değil olmaz Ben ilk cevabım. defa bak Ben de kendi fikrimi söyleyeyim Ben Gizem'i ilk defa böyle konseyde böyle çok konuşurken gördüm Yani daha önce Gizem öyle konseyde falan Bu kadar konuşan bir kadın değildi kendi yarışmasında Daha önce yarışmasında Ben bu kadar güzel konuşan Bak ben sana söylüyorum. Benim şahsi fikrimi siz katılırsınız katılmazsınız. Tamam. Evet. Bu kadar güzel konuşan, konuşan evet. bu kadar güzel kendini ifade edebilen, evet. bu kadar güzel el kol hareketleriyle, tarzıyla ben yani o gizemi 10 senede dinlerim. Bak konuşsun Gizem benim karşımda. Tavırları, hareketleri. Abi, çok böyle elince çok el çağırırsın eve oturursunuz. Uzun uzun, uzun konuşursunuz abi. Bol bol konuşun abi siz Gizem'le. Sen de Nagihan'ı çağırırsın bol bol hakaret yersin. Aha, ben niye böyle ee... Nagihan'ı hakaret yiyeyim ki? Sen de Nagihan'ı çağır da bol bol hakaret yer. Niye yiyeyim Nagihan'ı Çok seviyorsunuz hakaret? çünkü. Onun ağzına yakışıyor ya. Sizi şöyle bir alsın götürsün rahatlayın <gülüyor> siz. <gülüyor> siz onu istiyorsunuz bir rahatlayın şöyle. Nagihan'a yakışıyor ya. Nagihan var ya, ya yalnız Terminator gibi oldu biliyor musun? Sercan'cığım o gece... Oldu. Olan diyalogta. Ee, tartışmanın sonunda böyle Nagihan'ın böyle arka e, oyunda otururken bir görüntüsü var. Abi ben baktım kollar falan bayağı oturdu. Bak bayağı oturdu. Çok inceldi. Fena geliyorlar. Fizik. bence fizik. Yani... Ama erken <laughs> ulaştı, ulaştı bir <gibi>. <laughs> Bu kadar çabuk gelmek istemiyordu o noktaya bence. Hem yani, siz fizikle ilgili bir değerlendirme. Fizikle ilgili değerlendirmeyin. <laughs> Mart'ta çok iyi olacak zaten. Ha, yoksa Gizem'in fiziği kötü demiyorum ama Survivor yani daha konuşuyoruz ya. Kaslanması güzellikse... vesairesi konuşuyoruz. Şimdi i̇şte, Nagihan aşırı kaslanmış ya şimdi. Nagihan yavaş yavaş o kaslarını kaybettikçe doğru fiziğe altın oran sen seversin bu şeyi betimlemeyi altın orana ulaşacak